Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Biz bugün yağmurlu bir Adana'ya gözümüzü açtık. Ve hava çok güzel, çok güzel yağmur yağıyor. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bugün zeytin salatası yapacağım ve yumurta haşlayacağım. Zeytin salatam için arkadaşlar böyle 3-4 tane kurutulmuş domatesim var. Ben çok seviyorum. Yeşil zeytinimiz ve burada maydanozumuz. Yeşil soğan da koyabilirsiniz. Tadı çok güzel oluyor fakat sabah sabah yeşil soğan tercih etmedim. Size zaten hazırladım da göstereceğim. Tekrardan merhabalar hepinize. Kahvaltıyı çekemedim. Eşim acil bir telefon geldi ve o çıktı. Şimdi ben de o da şu an karanlık. Çünkü hava kapalı, yağışlı. Arka tarafı bir temizleyelim. Temizliğe başlamıştım ki kapı çaldı. Ona gittim arkadaşlar. Eşim gelmiş. Şimdi devam ediyoruz tekrardan.
Bilmiyorum görülebiliyor mu ama gerçekten çok güzel yağmur yağıyor. Merhaba arkadaşlar. Hala hastayım. Kusura bakmayın. Evet. Selam arkadaşlar tekrardan. Ancak kameranın karşısına oturabildim. İşlerimi hallettim. Birkaç yeri süpürdüm. Zaten siz de gördünüz. Tarhana çorbası yaptım. Mantarım vardı. Yanına da birazcık eşime mantı yoğurtlayacağım. Çünkü onun mantara karşı alerjisi var. 6'da işe gidecek. Gitmeden yemeği hazırlayacağım. Ve ben yine yalnızım. Yine tek başımayım. İnşallah bu kanal bana gerçekten şans getirir. İnşallah sizlerle birlikte kocaman bir aile oluruz diyorum. Aslında kanalımı daha önce açacaktım. Birkaç ay önce, hatta bir 6-7 ay önce falan. Fakat birkaç sağlık sorunu yaşadım arkadaşlar ben. Bu yüzden erteledim bunu. Ve bu yaşadığım sağlık sorunu benim hayallerimi de erteletti. Hatta daha doğrusu yani gerçekleştirmek istediğim birkaç hayalim vardı. Peşinde koştuğum. Hatta bir kısmını gerçekleştirmiştim. Daha sonra olmadı. Rabbim gerçekten hiç kimseyi hastalıkla sınamasın. Çok zor diyorum. Ve ben akşam yemeği için kalkıyorum. Görüşmek üzere. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi tabii ki burayı bir hızlıca toparlayalım. Tekrardan görüşürüz. Siz burayı hızlı hızlı izleyin.
Şimdi arkadaşlar ben mutfağımı bu şekilde temizledim. Kendime bir kış çayı hazırlayacağım şu şekilde. İçinde karışık. Şu an dolaptan çıkardığım için biraz puslanmış ama size göstereceğim. Cezvede kaynatacağım. Bitki çayım bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde hala hastayım, geçmedim. Yani her şey bulunuyor. Ben de göstereyim size. Şu şekilde kaynatacağım. Bir 3 dakika falan kaynatacağım. Ondan sonra hazırlayacağım. Zaten gösteririm size. Bitki çayım. Bu şekilde arkadaşlar. İçinde limon attım bir tane. İnşallah öksürüğüme, sesime iyi gelir. Burada da 3 tane bisküvim var. Canım çok bir şey istemiyor zaten. Bana afiyet olsun. Çayım gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Umarım artık bu gribi atlatırız. Ben şimdi çayımı içeyim. Şu şekilde battaniyemi aldım. Biraz televizyon izleyeceğim. Daha sonra kitap okuyacağım. Yatmadan videomu düzenlemeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün de bitirdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.